Merhabalar, bugün sizlerle birlikte son sıralama algoritmamız olan Selection Sort'u inceleyeceğiz. Türkçesi seçmeli sıralamadır. Bu sıralama algoritmasının çalışma mantığı seçili olan elemanın sağındaki en küçük eleman ile yer değiştirmesidir. Adım adım şu şekildedir. Listedeki en küçük elemanı bul. Karşılaştırma yapılan eleman ile en küçük elemanın yerini değiştir. Bir sağdaki elemana geçerek bu işlemleri yenile. Sıralama algoritması büyük dizilerde kullanımda çok verimli çalışmamaktadır. Şimdi Python'da Selection Sort'un algoritmasını, kodunu yazacağız. Öncelikle bir tane fonksiyon oluşturuyoruz Selection Sort adında. Bunun içerisinde de array'imizi atıyoruz. Ardından bir for döngüsüyle başlatıyoruz bunu. Bu for döngümüz dizinin uzunluğu kadar dönecek. Onun için len array eksi 1 diyoruz burada. Ardından ilk elemanımızı en küçük elemanmış gibi ele alıyoruz. Onun için minindex değişkenine iyi. Yani ilk elemanımızı atıyoruz. İkinci for döngümüzü oluşturuyoruz. For döngümüzde de karşılaştırmaları yapacağız. Onun için birinci elemanı zaten minindex'e atamıştık. Onun için bu for döngümüzü ikinci elemandan başlatacağız. Buraya da başlangıç noktası olarak i+1 diyoruz. Ve bu for döngüsünün uzunluğu da yine dizinin uzunluğu kadar olacak. Onun için yani -1 olarak belirtiyoruz. Ardından bu ikinci for döngümüzün içinde bir tane koşul ifadesi belirteceğiz. Bunun sebebi seçili olan iki elemanın kıyaslanması. If ile yapıyoruz bunu. İkinci elemanımızın ilk elemanımızdan küçük olma durumunu yazacağız buraya. Bu şekilde belirtiyoruz. Sonrasında bu koşul sağlandığı zaman minindex'imizin yerine ikinci elemanımız olan j'yi atıyoruz. For döngümüzün bitişinde de swap işlemlerimizi yapacağız. Yerine tam tersi, zıttı bir şekilde ifade belirtmemiz gerekiyor. Kodumuz bu kadardı. Şimdi bir dizi oluşturup hemen test edelim. Şekilde çalıştıralım. Evet, küçük bir hata var burada. İkinci dizimizi len array'e kadar döndürsek peki. Evet, bu şekilde yaptığımız zaman evet, küçük bir hata olmuş. İkinci elemandan başlatıyoruz ve sonuncu elemana kadar götürmemiz gerekiyor. Evet, burada küçük bir hata olmuş. Bu şekilde kodumuz çalışıyor.